Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekat kapsamında şehit olan tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Seçen'in Ereğli'de yaşayan ailesine taziye ziyaretleri devam ediyor. Şehit babası Sedat Seçen, oğlumu görev yaptığı yere bugün çağırsınlar, bir saniye bile düşünmeden gururla giderim. İçim yanıyor ama gururluyum, ben şehit babasıyım dedi. RT Haber'e evinde açıklama yapan Seçen şunları belirtti. Hayrak sağ olsun. Yani ben istesinler ben de giderim. Oğlumun yoluna, izine ben de giderim yani, hiç tereddütsüz giderim. Ne için yaşıyoruz? Giderim. Oğlumun yoluna, oğlumun görev yaptığı yere gene giderim yani. Çağırsınlar. Bugün çağırsınlar, oraya giderim. Evet, giderim. Hiç bir saniye düşünmem bile. Gururla giderim. İçim yanıyor ama gururluyum da. Ben şehit babasıyım. Kayseri'deki askerlerin suçu ne dedi, o alına yazıldı mı dedi. Yapacak hiçbir şey yok. O zaman Kayseri'de yaşanılan patlamadan sonra bunu söyledi? Evet. Kayseri'deki o patlamadan sonra yazıldıysa gelir dedi. Hiçbir şey, yani yapacak hiçbir şey yok dedi. Sen arkamda dik dur, ben senden başka bir şey istemem. Hiç sıkıntı yok baba dedi. Alnıma yazıldıysa vatanım için, milletim için. Hiç tereddütsüz yani. Alnıma yazıldıysa gelir dedi. Hiç bana başka şeye girmez yani. Bu askeri şeylerde hiç. İyiyim baba. Sağlığım zaten tamam, bu kadar. Çok seviyordu. Yani elbisesine aşıktı. İzine gelirdi. Derdim oğlum işte senin rapor hakkın falan yok mu? İşte 3-5 gün rapor al. Şey yap. Yok baba, ben birliğime gideceğim. Bir gün dahi, bir saat dahi izinli geçirmedi. Hani komutanları ne söylediyse harfi harfiyen, dakikası saati aynı şekilde gitti, geldi, yerine teslim oldu. Yani aşıktı, elbisesine aşıktı. Vatan aşığıydı yani. Benim çocuğum. Bir taneydi, bir oğlum vardı. Bir saat falan, 1,5 saat falan görüşürdük. Baba sıkıntı yok dedi ya. Devletimiz iyi bakıyor. Yani bizim burada hiçbir sıkıntı yok dedi. İşte sabaha kadar dedi termal atıyoruz. Sabah geliyoruz, öğleye kadar yatıyoruz. Öğleden sonra işte hazırlıklarımızı yapıyoruz, tekrar gidiyoruz dedi de bana hiçbir açıklama yapmamış yani. Oranın konumuyla hiçbir açıklama yapmamış. Zaten günübirlik girmişler. Bana dedi baba Elbap şeydeyiz. Gülbaba'dayız dedi. Gittiği köyün ismini dahi söylemedi bana. Bulundukları yeri. O an için. Dedim oğlum neredesiniz şey. Zaten biz bilmiyorduk. Annesiyle bir telefon görüşmesi oldu. Şehit olmadan 3-5 gün önce. O zaman söyledi. Onun annesi bildi. İşte tavuk, horaz seslerinden. İşte oğlum askeriyede tavuk mu var? O da dedi anne burada birkaç tane tavuk var, onların sesi dedi. O şeydeymiş, köydeymiş. Afrin'de. Operasyonu katılmış. Evet.